Millet Bahçeleri Projesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 81 ilde başlatıldı. 81 ilde başlayan bu proje İzmir'de bir ilk Bergama'da. İlkler şehri Bergama'ya da bu yakışırdı ve böyle bir proje yakışırdı. Bu proje Bergama'mız için çok önemliydi. Birçok belediye başkanı bunu yapmak istedi. Burası eski bir stadyum. Etrafında eski küçük dükkanların bulunduğu, maalesef çok işlevsel olmayan bir alandı ve Bergama'ya da yakışmıyordu. Hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak, belki 10 yıllar boyu, 100 yıllar boyu şehir meydanı olarak hafızalarda kalacak bir bölgenin inşası içerisindeyiz. Eylül ayı itibariyle proje başladı. Daha önce bazı konulardan dolayı akamete uğramıştı. Lakin artık bütün işlerimizi yoluna soktuk ve harfiyat çalışmaları başlamış durumda. İnşallah 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine açmak. Bu projeyle ilgili ideolojik olarak bazı davalar açıldı. Hem bölgemizde hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmış olan davalar nedeniyle bir yıl gecikmesi söz konusu oldu. Geçtiğimiz yıl 67 milyona mal olması gereken ihalesi yapılan bir iş maalesef davalar yüzünden yer teslimi yapılamadı. Bir yıl sonra olsa da, geç de olsa projeyi hayata geçirdik. Bugün maliyet artışları nedeniyle 167 milyona ihalesi yapıldı ve şu anda inşaat başladı. Bu proje maalesef Büyükşehir Belediyesi'nden destek değil, maalesef köstek oldu. Yani bizim için böyle bir projenin hayata geçmesinde biz destek beklerdik işin açısı. Bu çünkü bu projede biz en başından beri söylüyoruz. Buraya herhangi bir gökdelen yapılmayacak, AVM yapılmayacak, halkın hizmetine açılacak, otopark yapılacak, işte ticari alanlar olacak, sosyal alanlar olacak ve en önemlisi %85'i yeşil alan olacak. Yani böyle bir projeye karşı çıkmanın bir mantığını, bir akla uygunluğunu hiçbir yerde görmek mümkün değil. Bundan dolayı maalesef böyle bir destek değil, köstek gördük Büyükşehir Belediyesi'nden.